Sırtımdaki ceset, Rasim Özdenören. Bulunduğum yol kenarından aşağıya bakmak istemiyordum. Kayaların, çakıl taşların birbir üstüne yığıldığı muntazam bir uçurumun dibinden, sonra açılan kayalık, kurak, hiçbir şey vaat etmeyen bir vadi. Çorak bir arazi, tuzlu, bitkisiz, hayvansız. Belki ancak deve dikenlerini besleyecek bir toprak kırıntısı. Belki ancak çöl kuşlarına yurtluk edebilecek susuz ülke. O ceset oraya ne zaman düşmüştü bilmiyordum. Aslında onun bir ceset olup olmadığını da bilmiyordum. Havada uçuşan böceklerindi belki bunu söyleyen. Orada duran o beyaz karartının fosfor aydınlığında görünen şeyin bir ceset olduğunu olabileceğine. Oraya giden bir yolun olmadığını görünüyordu. Hiçbir insan ayağının izini görmek mümkün değildi orada. O toprakların yaratıldığı milyarlarca yıldan bu yana, o derin, kurak, belki uğursuz vadide kim yaşayabilirdi? Kim orada yaşamak isterdi? Hangi insanın ayağı oraya dokunmuş olabilirdi? Bu umut kırıcı sorular öylesine aydınlık havada kapkara ve karartılmış halde duruyordu. O ceset olduğu söylenen kıpırtısız fosfor aydınlığının oraya başka biri de indirmiş olamazdı. Öyleyse o çuval oraya yukarıdan atılmış olmalıydı. Gördüğüm tabloyu birilerine haber vermem gerekiyordu. Orada bir şey duruyor demem gerekiyordu. Fakat buna inanacaklar mıydı? Kim inanırdı bana? Sahibi olmayan kimsenin sahip çıkmadığı ya da sahip çıkmaya cesaret edemediği bir cesedin orada durduğunu bağırsam kim inanırdı bana? Birden işin daha tehlikeli bir boyut kazanacağı fikrine ulaşıyordu zihnim. Bunu ilan ettiğimde, ilanım bumerang etkisiyle bana dönmez miydi? Bu dehşeti, bu vahşeti işleyen ellerin böyle bir sonucu düşünmemesi makul sayılır mıydı? Öyleyse sineye mi çekmeliydim bu cinayeti? Cinayet mi? Nereden çıkarıyordum bunu? Birden nasıl olduğunu bilmeden kendimi kayalıklardan aşağı doğru paldır küldür yuvarlanırken buldum. Bilinçaltı düzenlediğim, kendiliğimden iş başına geçmiş cesedi orada bırakmanın insanlığa yaraşmayacağını, aşağıya doğru yuvarlanan halde koşuyor, sürükleniyor, kapaklanıyordum. Cesede ulaşacaktım. Onu sırtımda taşıyarak yukarı doğru çıkaracaktım. Belki iftiraya kurban gidebilirdim. Olsundu. Ben insanlığımı yapmaya yükümlüydüm. Zaten de bu nedenle aşağıya doğru, cesede doğru yuvarlanmaya başlamıştım. Sırtımda başka bir cesedin olduğuna, ayırdına bile varmadan. Mahalleye rezil olacağımı aklıma getirmeden